Şimdi tesadüf çok güzel seçilmiş bir konu. Matematikle de çok alakası var. Fizik dünyamızla da alakası var. Ruh dünyamızla alakası var. Ve sabah anlatılan bir Tony karakteri vardı biliyorsunuz. Matematiği ve sosyal ortamları pek sevmeyen, istemeyen. Ben tam aksine ikisini de çok seviyorum. Matematikle tanışmam ortaokul lise yıllarında oldu. Biraz daha imkanları fazla bir üniversitede yatılı bir öğrenci olarak İstanbul'da okudum. Ve matematik kulübünü kurdum. Daha sonra da TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu matematik olimpiyatları seçmelerine girdim, seçildim. Robert Kolej'den ben 7 tane de fen lisesinden 8 öğrenci olarak biz Küba'da Türkiye'yi temsil ettik. Yani matematikle daha sonra o kadar bir ilişkin devam etmiş olmasa bile her daim çok önemsediğimi söylemek istiyorum. Bunu söylerken bu matematikle uğraştığım dönemlerde düş dünyamda bir ışık yandığında hissetmiştim. Yani matematiğin aslında hayatı çok şekillendirdiği müzikten sosyal hayata kadar, fen alanına kadar birçok konuda önümüze çıktığını görmüştüm, hissetmiştim. Ve bu bende bir arayışa, her ne kadar matematiği değil de mühendislik okumayı seçsem de bir arayışa götürmüştü. Gel zaman git zaman işte üniversiteyi kazandık. Üniversiteyi kazandığım gün ailemden harçlık almamaya karar verdim. Tabi o zaman ne oluyor? Kendim kazanmam gerekiyordu. Neyse, biraz matematik dersleri, biraz işte İngilizce dersleri. Bir baktım ki fena bir para kazanmıyorum. Hem geçimimi sağlıyorum üniversitede, hem de biraz da biriktirmeye başladım. Biriktirince de o zamanlarda hiç bilinmeyen, şimdi bile çok az bilinen, öğrencilere yönelik Avrupa'da bir tane bilet alıyorsunuz, tren bileti, Interrail diyorlar. Hiç bunu yapmış olan var mı? Bir ay Avrupa'da Interrail. İki kişi harika, yani bu böyle bir grupta iki kişi bulmak pek beklediğim bir şey değildi. Ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız, daha herkes anlayacak ama siz belki daha yakından. Ve kendi paramla bir ay Avrupa'ya. Şimdi gene her şey tesadüf tabii. Meğer birkaç ay sonra, ben birinci sınıfı bitirmişim, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum, mühendislik. Makine mühendisliği okuyorum, işte daha önce anlatılan entropi falan, bunlar hep okuduğumuz, bildiğimiz şeyler. Dedim ki, gezeyim ben Avrupa'da. Sonra nasıl gezeyimi düşünürken planlama yapmak gerekiyor. Hiçbir planlama yapmamaya, o işte matematiğin dağınıklığın içerisinde bir düzen olduğunu hissettiğim için matematikle olan ilişkimde böyle bir yol seçtim. Ve aslında birkaç ay sonra Berlin Duvarı'nın yıkılacağından habersiz, naif bir öğrenci olarak işte Avrupa'yı gezerken yaptığım tek şey şuydu. Örneğin o gün Viyana'ya geldim sabahleyin. Viyana'yı geziyorum. 7-8-9-10 saat yetiyor. Ve sonra akşam üzeri tekrar tren istasyonu geliyorum. 7-8-9 saat kaç olduysa. Bir bakıyorum. Orada her tarafa doğru giden trenlerin listesi var ekranda. Aradığım tek şey şu. Yani düzen aradığım tek şey 7-8 saat, en azından 6 saatlik bir yol olsun da bindikten sonra biraz uyuyabileyim, sabaha karşı da yeni bir şehirde uyanayım. Ve bu beni o kadar tesadüflere dayalı bir seyahat ettirdi ki, bir ay boyunca düşünebiliyor musunuz? Viyana'dan kalkıyorum, Münih'e gidiyorum, Münih'ten oradan Çekoslovakya'ya geçiyorum, Çekoslovakya'dan Milano'ya geliyorum, Milano'dan Paris'e çıkıyorum, Paris'ten tekrar İsviçre'ye iniyorum. Darmadağın bir seyahat. Fakat hayatımda yaptığım en güzel, en keyif aldığım işlerden, seyahatlerden, anlardan bir tanesi de o benim bir ay. Geldim döndüm, zaten Berlin Duvarı yıkıldı ve apayrı bir dünya ortaya çıktı. Şimdi bunu yaparken o dağınıklığın aslında o düzensizliği de tesadüflere bırakmanın bana o kadar farklı profilde insanlar tanıştırdı ki bir tanesini anlatmak istiyorum. Milano'dan Torino'ya gideceğim. Ve devam edip Torino'dan da aslında Lyon'a gideceğim. Çünkü Milano'dan Lyon tam böyle 7-8 saatlik bir tren yolculuğu. Ve o tren mi, bu tren mi ama böyle dakika kalmamış. Tesadüf o değil herhalde bu derken bir 35-40 yaşlarında, ben tabii o zaman 20 yaşındayım.
bir beyle karşılaştım. Beyaz, sarışın, İtalyan beyi gibi. Dedim ki biliyor musunuz hangisi falan? O da bana sordu. Derken biz atladık, o oldu, tahmin ettik ve trene atladık. Atladık ama tabii business class atladı. Ben, o biletleri kullananlar biliyor, ikinci sınıf. Benim onunla beraber seyahat etmem mümkün değil. Dedim tanıştığımıza memnun oldum. Ben ikinci sınıfa geçeyim. Yok yok dedi ya, otur. Yok dedi, ben fark ödemem lazım. Fark ödeyecek bir durumum yok. Bana dedi ki, iş adamı olduğu için, ya dedi sohbet ederiz, otur ben senin farkını öderim. Derken oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Tabii o işte dediğim gibi 40 yaşlarında dünyayı dolaşan Güney Afrika Cumhuriyeti'nden bir değerli taş satıcısı. Yani madenlerden çıkartıyorlar, işliyorlar. Elinde bir çanta ve o mücevher merkezlerini gezip tanıtım yapıyor, satış yapıyor. Herhalde sipariş veriyor, daha fazlası geliyor. Sohbet ederken sohbetimiz güzel bir kıvama geldi. Bana açlı taşlarını gösterdi. Böyle özel paketleri olan, çok küçük, farklı, şimdi tam hatırlayamıyorum, anımsayamıyorum. Ve dedi ki, sen evin değilsin herhalde, değil. Kız arkadaşım var mı? Evet var dedi. Ve bana dedi ki, seç dedi buradan iki tane taş. Yani ben dedim taşlardan anlamam. Nasıl seçeyim? Yani ben işte daha 20 gün daha seyahat edeceğim. Yok dedi, seç, bu bizim bir anımız olsun. Bizde çok var nasıl olsun dedi. Ben iki tane taş seçtim. Geldi, onu bir de merak da ettim. Kapalı çarşıda dedim, bunlar gerçek mi sahte mi? Baktılar, o şeyleri takıyorlar ya, şöyle gözlükler şeyler falan, mercekler. O zaman için dediler ki, bunun bir tanesi 600, bir tanesi 800 dolar eder. Şaşırdım tabii. Neyse, kız arkadaşıma hediye ettim. Derken aynı kız arkadaşıyla evlendirdim. Zaman aklı gitti. Ama taşlar önemli değil, helal olsun. O öyle. Şunu söylemek istiyorum ki, o kadar ilginç insanlarla, profillerle, o kadar ilginç durumlarla karşı karşıya geldim ki, bir mühendis olarak ve bir matematikçi olarak, daha analitik, daha düzenli ve daha planlı olmamı düşünürken, çok spontan bir insan olduğumu anladım. Ve hayatımı tamamen spontanlığa çevirdim. Ve bugün kendimi biliyorsunuz işte üst düzey yöneticiler işleri anlatırken bir profil analizi yapılır. İşte o profil analizlerinde ben herhalde şimdi yapsam, bu yaşta yapsam tamamen spontan çıkarım. Derken Amerika'ya gittim. Mühendisliği bitirince master doktorumu işletme alanında yaptım Amerika'da. Ama gittiğim andan itibaren de Amerika'da çalıştım. 28 yaşında. Üst düzey bir yönetici oldum Amerika'da. Derken Amerika'da, Fransa'da ve sonra İtalya'da bir 15 yıl kaldım, çalıştım. Şimdi anlatmak istediğim aslında bundan sonra başladı. Tam 2001 krizine geldik. Kriz patladı. Ben de aşağı yukarı 6 aydır, 8 aydır, ya 15 yıldır yurt dışındayım. Eğer dönemezsem, çünkü İtalya'dan yapacağım iş bitti, bana dediler ki şirketim, seni Latin Amerika'ya yollayacağız. Öyle bir assignment, öyle bir görev en az 5-6 yıl. Yani gidip 2 yıl sonra dönmeniz pek beklenmez. 5-6 yıl daha ülkeden kopacağımı, iyice uzaklaşacağımı, standartların, beklentilerin, her şeyin değişeceğini, aile düzenimin belki farklı gelişeceğini düşünerek dedim ki, acaba ben ne yapabilirim, Türkiye'de bir şey yapabilir miyim? Bana o zaman herkes kızdı. Kriz var dediler. Para, pul, bilmem ne, imkan bırakılır mı? Çok doğru yapmışım ki o imkanları bıraktım. Döndüm, geldim. Türksel teknolojinin kurucu CEO'su oldum. Ve yıllar geçti, farklı sektörlerde çalıştım. Her daim de hocalığımı da devam ettim. Şimdi ODTÜ'de de hocalığım devam ediyor. Şimdi kalan zaman içerisinde sizinle bu tesadüfi ve sabah konuşulan bir konu vardı. Enerjiyi toplamak, canlılık o, eğer işte elini tutup da soğuduğunu hissetmesi, aslında enerjinin çıkması, enerjisiz bir yaşamın olmamasını ülke düzeyine getirmek istiyorum. Yani Türkiye, Türkiye enerjisi yüksek bir yer mi? Öyle bir ülke miyiz? Öyle bir toplum muyuz? Sorunlarımız çok. Ama acaba iyimser bakabileceğimiz meseleler, alanlar, açılar, perspektifler de var mı? Ben biraz müzmin bir iyimser olarak değerlendiriyorum. O açıdan da döndüğümden beri karşıma harikulade şeyler çıktı.
Bunlardan bir tanesi yine bir sunucunun anlattığından öğrendiğim kadarıyla ikiz kızlarımın 5 yaşındalar. Bir tanesi sağ beyin, bir tanesi tamamen sol beyin. Bunu da Sabahattin dinlerken öğrenmiş oldum. Bunun için Türkiye'de neler oluyor? Şöyle değerlendirmek istiyorum. Türkiye sorunları olan bir ülke. Malum artık popüler olan bir kavram var. Kavram da şu. Orta gelir tuzağı. Biz düşük gelir dedik biliyorsunuz 2000 dolarlarda. İşte benim döndüğüm 2001 krizine, 2001 krizine çok ciddi yaşayan kaç kişi var? Ekranlayabilir miyim? Ailesi, kendisi, biraz daha yaş tabii öğrencilerimiz olsa da onlar hatırlamayacaklar, çok bilmeyecekler. 2001 krizi Türkiye'ye aslında çok büyük bir fayda getirdi. Çünkü Türkiye bütün kesimleriyle, sektörleriyle, işvereninden işçisine kadar, çalışanından üniversite hocasına kadar, kamusundan sporcusuna kadar sorunlara ya da krizlere bağışıklık sistemi geliştirmiş ve onun için de çok dert etmeyen, tam bir sinüs eğrisi izleyen, yani kriz olunca evet dibe geliyoruz, ne yapalım canım, bir yılda çıkarız, bir buçuk yılda çıkıyoruz, biraz iyi, tepe, güzel zirve yılları, canım kötüleşecek, hayatta böyle 4-5 yıllık bir cycle. Fakat ben diyorum ki 2001 krizi hem dünyada, bu da bir tesadüf, Batı dünyasının kapitalizmin kalbinin vurulduğu, ikiz kulelerin yıkıldığı bir yıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gördüğü kendi domestik yani iç krizi açısından en büyük kriz. İlk kez diyorum ki Türkiye, Türk toplumu bütün kesimleriyle krizden ders çıkar. Aile işletmesinden üniversitelerine kadar, girişimcisinden öğrencisine kadar, memuruna kadar herkes bir şekilde ders çıkardı. Ve bugün o krediyi A partisine ya da B partisine ya da geçiş dönemine ya da başka bir şeye bağlamaya hiç gerek yok. Türkiye 2001'den bu yana benim iyimser bakışımla özellikle de ekonomik ve sektörel alanlarda bir miktar ilerleme yapabildiyse ve 2000 dolarlarda 10.500 dolarlara çıkabildiyse işte toplumun ilk kez dibe vurmaktan, o dibe vururken ayaklarınızda itersiniz, yukarı doğru çıkarsınız, öğrenmeye başlıyor. Biz buna biraz da creative collision dediğimiz ve arada da konuştuk, yaratıcı, yenilikçi çarpışmalar, birbirimizle temas etmeler, tanışmalar, network kurmalar. Şimdi daha spesifik olarak mesela Türkiye bu orta gelir tuzağından nasıl çıkacağını konuşurken deniyor ki katma değeri yüksek ürünlere yönelik. Bu dendiği kadar da kolay yapılmıyor. Bu bir kültür. Katma değer üretmek. Üniversitedeki bilimi, ki bir üniversite ortamındayız, oluşturulan bilimi, teknolojiyi hayata dönüştürmek. Toplumun refah seviyesini yükseltmek. Bu çok kolay oldu. Yalnız Türkiye'de yine bu alanda son zamanlarda ciddi iyileştirmeler var. Benim çalıştığım şirket örneğin ODTÜ Teknokent. Türkiye'de 30 küsur tane teknokent var. Üniversite kampüslerinde üniversitenin insan kaynağından besleniyor. Ve burada benim iddiam o ki katma değeri çok yüksek. Bugün henüz ciroya çok yansımıyor ama yarın ciroya çok yansıyabilecek katma değeri yüksek işler yapıyor. Teknoloji geliştiriliyor ve bunlarla yeni ürünler, yeni hizmetler sağlanıyor. Biraz baktım, araştırdım ve dedim ki zaman olarak nasıl gidiyor? Acaba benzer ülkeler orta gelirden üst gelire ne kadar sürede çıkmış? Çünkü nedense bir kültürümüzün benzeşliği söyledim ya Japonya'yla. Daha böyle bir muhafazakar veya daha doğu toplumlarıyız. Tam 23 yılda yapmıştım Japonya. Daha sonraki dönemde belki de Japon tecrübesinden de öğrenerek Güney Kore ise bunu 18 yılda yapmış. Yani öyle gözüküyor ki kolay değil, 20 yıl gibi bir süre gerekiyor. Bizim iştahımız ne toplum olarak? Hiçbir siyasi parti bunu kendi tekelinde bence almamalı.
Çünkü bunu üretirse toplum üretecek. 2023'te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında 25 bin dolar istiyoruz kişi yaşına. Nüfusumuzun 80 milyon olacağı düşünülüyor. İkisini çarptığımız zaman 2 trilyon dolar bir ekonomi. İşte 500 milyar dolar bir ihracat. İşte bunu yapacak olan kişiler aslında burada. Bunu hiç kimse başka bir mekanizma yapmayacak. O mekanizma burada. Ben biraz üniversitedeki uzmanlığım veya derslerin girişimcilik ve yenilikçilik alanına. Onun için de genç girişimcilerle beraber çok çalışıyorum. Özellikle ben girişimcilerin mühendis olduklarını çoğu zaman düşünüyoruz. Yani en azından bizim alanımızda, teknokentlerde ve üniversitelerde, biz bir teknik üniversitesiydi. Ve sıklıkla aynı hataları yapıyoruz. Girişimcilik eğitimlerinde ben bir kapanış dakikası olarak size 3-4 tane sıklıkla yapılan hatayı bahsetmek istiyorum. Onunla ilgili bir yazı da burada var. İlgi duyanlara da belki dağıtma imkanı olabilir. Ve bunun yapılmaması, tecrübeden öğrenilmesi durumunda ise kaynakları çok iyi kullanabileceğimiz ve ihracata dönebilecek yüksek kaliteli ve yüksek teknolojide ürünler yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bizim mühendislerimiz diyor ki, iş fikri her şeydir. Creative collision, yani yenilikçi çarpışmanın doğal ve kendi akışı içerisinde ama çok yüksek seviyede olan dünyada neresini söyleyebilirim? Silikon Vadisi. Silikon Vadisi'nde en iyi iş fikirleri kimde biliyor musunuz? Lokantalarda çalışan garsonlarda. Çünkü bütün lokantalarda, kafelerde ve restoranlarda girişimciyle yatırımcı doğal bir sohbet yapıyor. İş fikrini her gün birbirine anlatıyor. O da yemek getire götüre, kahve getire götüre duyuyor. Ama bugüne kadar kimsenin iş fikrini çaldığı görülmüş. O yüzden diyorum ki girişimcilere, iş fikrinizi gizlemeye, saklamaya bir ihtiyaç yok. Bir başka sıklıkla yapılan hata ise, iş fikrim var, hemen şirket kurayım. Yani şirket kurmak eşittir zenginleşme olarak bakılıyor. Halbuki şirket kurmak bir mekanizma ve sırtında yük. Çünkü şirket kurduğun an kuranlar bile başlarını sallıyorlar. Taksimetre dönmeye başlar. Ne taksimetresi? Gider taksimetresi. Masraflar, ofis, stopaj, kira, başka şeyler, vergi. O açıdan iş fikrini bir çalış üzerinde ihtiyaç halinde şirketleş. En son noktada şirketleş. Bir başka hata yine, önemli olan üründür, teknolojidir. Zaten iyi ürün, iyi hizmet, pazarlama bile gerektirmeden kendi kendine satar. Yani hayali bir kuyruk var. Biz nerede olursak olalım, garajımızda çalışıyoruz. Kafamızı çıkarttığımız zaman hemen satacağım. O 60'ların dünyası, 60-70'lerin az üretici çok müşteri dünyası. Benim bir yılım, 5 yaşından 6 yaşına kadar parasını ödediğimiz, tek seçeneğimiz Renault mu, Tofaş mı diye karar verdiğimiz, bir yıl önceden peşin, bir yıl sonra artık tesadüf gene, ne zaman fabrikadan çıkarsa arabayı yollayacak. İşte o dönemlerden bu dönemlere geldik. Artık üretmek kolay, ona değer katmak, markalamak ve pazarlamak çok daha önemli. Yine toparlıyorum. Son iki şey ise şu. Bu iş takım işi falan değil, zor oluyor takımla çalışmak. Ben tek başıma her şeyi yapabilirim diyor girişimci. Bu zaten biraz kültürümüzle alakalı. Takım kurmak, ekip kurmak, aile işletmelerini sürdürmek, ikinci kuşak, üçüncü kuşak imkansız. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunu hep beraber hem akademik hem pratik dünyada bunun üzerine gitmeliyiz. Ve sermayeyi birleştirerek, tecrübeyi birleştirerek sanıyorum takım oyuncusu olmamız lazım. Son bir sıklıkla gördüğüm hata ne yatırımcılara ne de mentorlara, İş mentorlarını, ki ben bir iş mentoruyum, güven olmaz. Sırtını döndüğün an iş fikrini çalarlar, girişimcinin altını oyarlar. İşte ODTÜ Teknokent'te kurduğumuz bu yaratıcı çarpışmanın çok yukarı seviyede olduğu ortamda, biz buna ekosistem diyoruz, paydaşlar içerisinde üniversite var. Üniversitenin bilgisi, hocası, laboratuvarı, öğrencisi ve mezunu. Girişimciler ve şirketler var. Bunlar sermaye getiriyor, know-how getiriyor. Yatırımcılar var.
Onlar genç şirketlere %20 sahip hisse satın alacak, biraz para koyacak, iş büyüyecek. Ve kamu var. TÜBİTAK'ından KOSGEB'ine, bakanlığa kadar ön açıyorlar, mevzuat geliştiriyorlar, hibretli destek eğitim programları var. Biz buna dörtlü helix diyoruz. Son derece Türkiye'nin önünü açabilecek, oldukça bu kreatif kolejinin yoğun yaşandığı bir alan. Bu alan bizim alanımız değil, bu alan hepimizin alanı. Ve Sabah Murat Hoca da bahsetti, o da kendisi de 9 Eylül Üniversitesi'nin Teknopark'ında görevli, onlarla da iş birliğimiz var. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.